Ha bak burada evde paketleme var, onu mu yapsak acaba? Nasıl bir şey ki o? Ya benim bir arkadaşım yapmıştı onu zamanında. Şirketten ürünü ve paketleri alıyorsun. Evde paketleyip teslim ediyorsun, sonra da paranı alıyorsun. Aa, bayağı evde oturup para kazanıyorsun. Evet, yarın arayalım bence bunu. Anne sen yorulma, ben şirkete gider konuşurum, bakarım. Karsu ne oldu? Hemen bir Atilla'ya gidip geliyorum. Müzine ne oldu acaba? Aşıklar işte, olan o. Karsu, bir şey mi oldu? Bu ne? Deniz'in çizimi. Evet, sen ne yaptın yani? Deniz'i kötü bir adam kaçırdı ve sen de onu kurtardın mı? Ne yaptın? Kapı ağzında konuşmayalım. Ben içeri gelmeyeceğim. Girmeyeceğim içeri. Bana cevap verir misin? Ne bu? Ne bileyim Kavsiye, çocuğun hayal gücü yani. Hayal gücü tamam. Yani demek ki benim çocuğum bana yalan attı. Ben de şimdi gidip ona bana yalan attığı için çok güzel bir ceza vereceğim. Karsu, tamam dur. Deniz yalan söylemedi. Ne? Doğru söylüyor Deniz, ben yalan söyledim. Ne? Ne? Tamam. Nasıl ne? Dinle, anlatacağım her şeyi. Allah'ım delireceğim. Ya delireceğim. Ya beni bir dinle, ondan sonra ne istiyorsan yap ama lütfen bir sakin ol. Tamam sakin, sakin. Tamam anlatma. Ne oldu? Anlat. Babam teslimat tamamdır. Bu Süleyman'ın sesi kısılır ama burada durmaz. Öyle görünüyor babam. Şimdi bu hainiz ona hamle yapacağız diye bütün tedbirleri almıştır ama biz şimdilik sessiz kalacağız. Ondan sonra çökeceğiz üstüne. Sen nasıl dersen babam. Allah'tan bu çocuğa bir şey olmadı ya. Vallahi vicdan azabından hık diye giderdim. Allah korusun baba. Bu işler öyle ha deyince bitmiyor Dilaver. Bitse de sırtında bir kamburu oluyor. Onu gizlemeye çalışıyorsun ama biri çıkıyor, aha bak görüyor musun kamburu diyor. Zor. Bu işleri bitirmek başlamaktan daha zor. Ama yeni hayatımız için mücadele vereceğiz. Başka yolu yok. Yok. Arada işte ben Deniz'e sana söylemeyeceğime dair söz verdim. Söz ver... Sen bir dakika, ben anlamıyorum Atilla. Sen bütün bu olanları nasıl bu kadar normal bir şeymiş gibi anlatabiliyorsun? Karsu benim elimde olan bir şey değil mi? Ya ne demek senin elinde değildi ya? Senin elinde olan ne var bu hayatta? Buraya taşınmak senin elinde değildi. Lale ile evlenmek senin elinde değildi. Benim çocuğumun kaçırılması senin elinde değildi. Ne senin elinde bu hayatta? Özür dilerim. Dileme. Kabul etmiyorum özrünü, dileme. Deniz'in başına bir sürü şey gelebilirdi. Çocuk korkudan yatakta altına çiş yaptı ya. Bana anlatamadığı için korkudan. Nasıl bir travma bu onun için, sen düşünebiliyor musun? Haklısın. Ne desen haklısın. Ben delirdim duyunca. Uzak duracaksın. Bizden uzak duracaksın, anladın mı? Benden, çocuğumdan, hepimizden uzak duracaksın. Bitti. Uyarıyorum seni. Ciddiyim, polise giderim. Uzak duracaksın bizden. Sen böyle bir şey yaşamışsın. Benim çocuğum kaçırılmış ya. Çocuğum kaçırılmış. Ve sen bunu benden gizliyorsun. Nasıl bir insansın sen ya? Nasıl yapabiliyorsun bunu bana? Karsu. Yok, sus. Karsu deme bana. Sen, baban, kim varsa yanınızda. Kim varsa. Hepimizden uzak duracaksınız. Benden, annemden, çocuklarımdan, ablamdan, hepimizden uzak duracaksınız. Bizi gördüğünüz zaman kafanızı çevireceksiniz, anladın mı? Seni tanıdığım güne de lanet olsun.
çirkinlerin oğlum üstünden. Yapma. Deniz sen ne yapıyorsun? Neden yine kaçıp gidiyorsun yapma. Oğlum? Neden yapıyorsun bana bunu Deniz? Ben her seferinde çok korkuyorum. O benim arkadaşım. Deniz. Karsu. Karsu sakin. Hadi gel Deniz. Biz anneanneye gidelim. Hadi yavrum. Efendim? Sen kimsin? Senin benim oğlumun yanında ne işin var? Sen neden benim oğlumun elini tutuyorsun? Kimsin sen? Ben neden tutuyorum? Ben benim evime gelmiş çocuk. Ben size... Bir daha seni benim çocuğumun yanında görmeyeceğim. Anladın mı beni? Bir daha çocuğumun elini tutmayacaksın. Ben duydun mu beni? Benim evime gel. Oğlumdan benim uzak dur. Thank you.